Merhaba. Meksiko'daki Güzel Sanatlar Sarayı'nda Meksika'nın en önemli duvar ressamlarından olan Diego Rivera'nın duvar resimleriyle çevreli bir alandayız. 1920 ve 1930'larda Meksika'daki duvar resimleri Meksiko ve diğer şehirlerdeki halka açık alanlarda halka açık şekilde sanat yaratmak amacıyla yapılmıştı. Duvar resimleri yağlı boya tablolar gibi alınıp satılamaz yani özel koleksiyonlara konulamadığından gerçekten de halk içindir. Resimler Meksika ihtilalinden kısa bir süre sonra Meksika'yı sömürgeci ve diktatör geçmişinden uzaklaştıracak yeni bir Meksika Cumhuriyeti kurma sürecini konu alıyor. Şu anda karşımızda olan bu özel resim, evrenin hakimi adam ise ıslak sıva üzerine boyandığı için gerçek bir fresk. İlgi çekici yanı bunun resmin ilk kopyası olmaması. İlk kopya ya da resmin ilk versiyonu John D. Rockefeller Jr. tarafından Turtle Rock yani Rockefeller Center'ın mücevheri olarak yaptırılmış. John D. Rockefeller Jr. petrol zengini ailesinin mirasçısıydı ve New York Manhattan'daki en büyük emlak yatırımlarından biri olan Rockefeller Center'ı yapmıştı. Rivera o zamanlar Amerika'daydı. Modern Sanatlar Müzesi'nde kişisel bir sergi açmıştı. Bu noktada John D. Rockefeller'ın eşi olan Abby Rockefeller'ın Modern Sanatlar Müzesi'nin kurucularından biri olduğunu eklemeliyim. Daha önce San Francisco'da ve Detroit'te duvar resimleri yapan Rivera'nın New York Rockefeller Center'daki duvar resmi ise çok uzun ömürlü olmadı. Rivera'nın zorlanmasının sebebi resimde komünist figürler kullanmış olmasıydı. Ve tahmin etmesi çok zor olmasa gerek Rockefeller en önemli eseri olan Rockefeller Center'ın orta yerinde bir Lenin resmi görmek istemiyordu. O bir kapitalistti yani komünizmin düşmanıydı. Rivera'dan o figürleri kaldırmasını istedi. Rivera reddetti ve araları açıldı. Sonuç olarak ise duvar resmi üzerinde bulunduğu duvarla birlikte yok edildi. Rivera'ya ücreti ödendi, sözleşmesi sonlandırıldı. İşte bundan sonra aynı resmi Meksiko'da bir kere daha yapmak için bir şansı oldu. Eserin orijinalinin adı Kavşaktaki Adam'dı. Meksiko'daki yeni versiyonunun adı ise Evrenin Hakimi Adam. Şahsen ben bu ismin eser için daha uygun olduğunu düşünüyorum. Merkezdeki büyük figür, devasa bir makinayı yönetiyor ve evrenin hakimiymiş gibi görünüyor. Burası bir kavşak. Resmin yapıldığı tarihte henüz tam anlamıyla netlik kazanmamış olmasına rağmen, bu kavşağın dünyanın gideceği yönle alakalı bir gönderme olduğu söylenebilir. 1930'lar, son derece sıkıntılı zamanlardı. Avrupa'da yükselen faşizm, tüm dünyayı etkileyen ekonomik kriz, işsizlik, ihtiyaçların karşılanamaması. İnsanlar tüm bunların sebebini kapitalizm olarak görüyordu. Wall Street'te işler karışmış, borsa çökmüştü ve insanlar açlıkla mücadele etmeye çalışıyorlardı. Kapitalizm daha eşit ve sadece elitleri kayırmayan bir sistemle değiştirilebilir miydi? Rivera'nın da bu fikirlere açık olduğunu bu resminde görebiliyoruz. Hadi gelin resmi biraz daha yakından inceleyelim. Merkezde evrenin hakimi olan adam var. İçinde bir kontrol paneli gördüğünüz küreyi tutan ele bakın. Adam kocaman bir çarpı işaretinin tam ortasında duruyor. Çarpı işareti yassı elipslerden meydana geliyor birinde evren, diğerinde de mikro evren. Yani gözle görülemeyecek kadar küçük canlıların dünyası var. Figürü iki tarafından çerçevelemiş iki adet lens göze çarpıyor. Resme göre bu adam evrenin en derin köşelerinden mikroskobik canlıların dünyasına kadar her şeyi görebiliyor. Bu bilimin bize kazandırdıklarından biri. Yani Yıldızları, gezegenleri inceleyerek evrendeki yerimizi daha iyi anlayabilmemiz, mikroskobik canlıları inceleyerek de hastalıklara çare bulabilmemiz çok önemli bilimsel gelişmeler. 20. yüzyılın başı sanayi devrimi ve bilimsel devrimin ilk meyvelerini aldığımız zamandır. Sol üst köşede savaş var. Gaz maskeli askerler. Uçaklarla dolu bir gökyüzü, şiddet ve mermiler. Uzaklarda da tanklar göze çarpıyor. Sağ tarafta ise Moskova resmedilmiş. Kızıl Meydan'da dünyadaki tüm komünist işçiler birleşmiş. Sağda ve soldaki klasik figürler de dikkati çeken diğer noktalardan bazıları. Solda zarar görmüş bir heykel var. Bu Elinde şimşek tutan bir Zeus heykeli olabilir. Boynundaki haç muhtemelen Hristiyanlığın da eski pagan dinler gibi yanlış olduğunu ifade etmek için kullanılmış. Sağ taraftaki zarar görmüş heykelin üzerinde ise Nazi sembolü var. Tüm bunlar eski düzenin ya da o güne kadar batıdaki hayatı belirleyen klasik yapıların yok olmaya yüz tuttuğu mesajını veriyor. Ayrıca göze çarpan bir sürü portre var. Sağda Lenin, Trotsky, solda ise Darwin'le hemen yanında zengin olduğu izlenimi veren ve acı çeken fakirlerden habersiz ya da tüm bu acıları umursamadığı her hallerinden belli olan bir grup insan var. Eğer biraz daha yakından bakarsanız, John D. Rockefeller'ın da bu grubun içinde resmedildiğini görebilirsiniz. Eserini tahrip ettiği için öfkesini yansıtmak üzere Diego Rivera onu da oraya yerleştirmiş. Hatta bazı sanat tarihçileri John D. Rockefeller'ın başının mikroskobik figürlerin olduğu kısmın altında olduğunu ve tam başının üzerindeki resmin de frengiye denk geldiğini söylüyorlar. İki tarafta da değişik etnik kökenlere sahip insanların bir araya gelmiş olması fikri oldukça enteresan. Sol alt tarafta değişik etnik kökenlere sahip insanlar bir arada eğitim alıyor. Sağ tarafta ise Lenin'i farklı etnik kökenlere sahip insanların ellerini tutarken görüyoruz. Bu resme baktığımda modern dünyanın kaosunu, gelişimini, iyi ve kötü taraflarını, yani büyük tabloyu görebilen bir sanatçı görüyorum. Tüm bunları sistematik hale getirmek istiyor. Her şeyi anlayıp kontrol dışına çıkmak üzere olan dünyayı insanlara anlatabilmenin bir yolunu arıyor. Kim bilir, belki de bugün bile hala bu kavşaktayız. Figürler biraz değişmiş olabilir ama ana tema hala aynı. Teknoloji her geçen gün daha da önemli hale geliyor. Peki teknoloji bize ne getirecek? Daha eşitlikçi bir dünya mı? Yoksa daha fazla eşitsizlik mi? Bunlar bugün bile hala tartışılan konular. Hala ürettiğimiz şeylerin güçlerine, teknolojinin bize verdiği güce ayak uydurmaya çalışıyoruz. Bize verilen bu güçle yapacağımız seçimler ise hala büyük bir soru işareti. Hoşçakalın.